Arkadaşlar merhabalar. Hoppergarten Almanya çalışmalarımız bitti. Bunu yayınlayacağız. Yine çalışmayı beraber yapacağız ama ön çalışmasını yaptım ben. Elimde de TCK'dan aldığım Hori Plasya hanesi tablosu var. Bundan faydalanmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Berbat yarışlar arkadaşlar. Dün de gördüğünüz yarışları. Önerdiğim atlar yok piyasada. Korktum ben Almanya yarışlarından. Şimdilik tanımaya çalışıyorum. İdare edin. Elimden geleni yapıyorum. Yardımcı olmaya çalışacağım gene. Sizden ricam yani yüksek bahislerle iştirak etmeyin. Bakacağız. Hipodromları daha yeni görüyoruz. Bizim TCK'da sağ olsun dolaştırıp duruyor. Her taraftan yarış alıyor. TCK'nın işine geliyor arkadaşlar. Masrafsız yarışlar bunlar. Komisyonunu alıyor. Çok da güzel para kazanıyorlar. Yani en azından topladığı altınlardaki ikramiye %50 değil de %75 dağıtsa hem cazip hale gelir hem katılımcı oyuncular sevinir. Bizler seviniriz ama onu da yapmıyorlar. Çok güzel paralar kazanıyorlar ama berbat yerlerden yarış alıyorlar. Benim gördüğüm Brezilya'dan program almışlar, handikap puanları yok. Kim neye göre oynayacak, nasıl çalışacak? Herkes TCK'dan gelen AGP'ye mi göre oynayacak? Horibu, Bankovu, Plasebu oynayın. Aman işte. Başlasın diyoruz ülkemizdeki yarışlar ama sustum, konuşamıyorum. Şartlı yarışla başlatıyorlar. 1 numaralı at, 1 numaralı at yarış kazanmış. Fori 2-8-6 plasesi. Yarın da böyle bu şekilde bir AGF tablosu çıkar karşımıza. Buradaki oyunu sizin kendi kararınıza bırakırım. Herhangi bir yorumum yok burası için. Handikap puanı bir tane atım var. Diğerlerim yok. Geçiyorum. AGF tablosunu gene yanımda taşıyacağım. AGF dedim oran, bahis oranları tablosunu. Ona göre gideceğim. İkinci koşuda handikap yarıştayız. 7 nolu atı favori vermişler. Ben büyük atlara, kalite puanı da büyük atlara bakacağım şimdi. Bunlar 1, 4, 6, 8 nolu atlar var mı diye bakıyorum. 6 ve 8 1 plase durumunda 1 nolu at benim favorim arkadaşlar. Plaseye çıkmış. Kilosu 61, 1200 metrede kilo kaldırır. Hafif kilolu atlardan favori olan var mı ona da bakacağım. Daha net bilgi aktaracağım. 1, 4, 6 ve 8 nolu atlardan 6 ve 8 nolu at en azından sürpriz hanesinde gözüktüler. Bu atları da çok atlı yazan arkadaşlar mutlaka kuponlarında bulundursunlar arkadaşlar. 1 nolu at için kilo ağır. Onun uzatmasını yapmayın, favorim olmasın. Kilo ağır etkilenir. 1, 6, 8 nolu atlar bence burada yazılması gereken atlar olacaklar. Peki favorisi kim? 7 nolu atı vermişler. Kazanç bölgesinin atlarından. 3 nolu atın durumu ne diye bakıyorum. 47 kalite puanında kaldı 3 nolu at. Piyasada yok. Yani gözükmüyor. 7, 1, 2 ve 5 nolu atlardan bahsediyorlar. Biz de 5 nolu at arkadaşlar. 48 kalite puanıyla kazanç bölgesinin üzerinde kaldı. Sürpriz yapabilir. Sonra 7 ve 2 nolu atları öneririm ben size burada. Ayrıca 3 nolu attan da yarış gelebilir. Onu da anlatayım ki şartlı gibi koşacaklar. Kazanç bölgesi atlarının şartlı yarışlar gibi koşarlarsa şanslı olabileceği bir yarış haline geliveriyor. Önceliğim yok. Öncelik vereceğim bir safkan yok. Yani totolar berbat. Görebildiğim kadarıyla. Sürprizde atlar var. Gerçekten var. Favori gösterilen atların da totosu kötü. Sadece 7 nolu at son yarışını kazanmış. 39 kalite puanında. Yarın favori zaten bu atta. Hani favori olarak ben göstereyim ama inanmıyorum çok fazla. Bilginiz olsun. Kilosu müsait. Evet, burası böyle arkadaşlar. Görebildiğim kadarıyla sürpriz yapacak atlar aşağıdalar. 7-2-3'te kazanç bölgesinin atları durumunda bu kadar. Burada anlatacağım başka bir şey yok. 7 nolu at acaba tek olur mu diye bakıyorum da. Valla
kararı size bırakıyorum. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. Durum bu arkadaşlar. Karar siz verin. Ben bir şey söylemeyeyim oraya. Geçtim. Üçüncü koşudayız. Üç nolu atı favori veriyorlar. Handikapsız atların çok olduğu yarış. 3, 9, 10, 7 nolu atlar. 9, 10, 7 nolu atlar plasede. Ekranda görüyorsunuz zaten. 11, 1, 2'de sürpriz beklenen atlar olmuşlar. Herhangi bir yorumum yok. Karar size bırakıyorum. Geçiyorum. Dördüncü koşuda bir açık yarıştayız. Favori plase bitmesi gereken bir yarış. Ülkenizdeki yarışlar gibi. Dördüncü koşuda favori 3 nolu at. 4 tane birinciliğiyle 56 kalite puanıyla bizim de ön planda tutacağımız at olur. Kabuldür. Yani açık yarışlarda favoriye pek karşı gelmek istemem. Peki sürprizi kim yapar? Bence baktığım zaman 5 nolu atla 1 nolu atı karşılaştırdım. 1 nolu attan sürpriz beklerim arkadaşlar. 73 kalite puanı da kaldı bende. Kazanç bölgesinin dışında. Bakın az yarışlarla geliyorlar buraya. Sıkıntı. 3'e rakip olarak görünebilir. 3'ü tek atmayacaksanız şayet. AGF tablosuna baktığımda 7-2-4 diyor. 7-2-4 2'yi önermem. 7'yi öneririm. Yani zaten 7-2-4 7-4 normaldir. Favoriye şey olur, rakip olurlar. Kazanç bölgesindeler. 3'ün bence burada rakibi 1 nolu at. 5'in de son yarışı 0 tabelasız. Hani çok at yazan arkadaşlara da önereceğim. Safkan olur. Bende kalite puanı da yüksek kaldı. 3 koşarsa geçilmeyebilir gene. Tek olur. Yüksek AGF'de çıkabilir bu ata. Benim rakibi gördüğüm rakibi 1 nolu at. Sonra 5 nolu at. Kalite puanları öyle söylüyor. Sonra 7-4 diye gidiyor. Bilginiz olsun. Yani çok ayrıntıya giremiyorum. Elimdeki veriler bu kadar arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Handikap bir yarış. 1600 metre çim. Burada kalitede kalmış hafif kilolu at ararız arkadaşlar. Erkek at olursa daha iyi olur. Kilosu müsait olsun, ona da kabulüm. Bakıyorum. Totolarına bakıyorum. Bizim gösterdiğimiz kaliteli puan almış atlardan görünen var mı diye. 5. koşu. 2 nolu at. Sürpriz hanesinde arkadaşlar. Kilosu yüksek. 61 kilo. Dezavantajdır. 2 nolu atı yazmakta fayda var. Sonra 9 nolu at. 5. koşuda. Hiç gözükmüyor. Totosu kötü anlaşılan. Bakıyorum tekrar 1 nolu ata 5. koşuda sürpriz sahnesinde 64 kilo kısrak zor arkadaşlar. 1 nolu at devam edeyim. 8 nolu at 8 nolu attan sürpriz bekliyorlar. Son iki yarışı kötü, ondan önce biraz kıpırdama var. 59 kilo taşıyor. Hadi nokta koyayım, sürpriz beklentisi varsa bildikleri vardır diyorum ben de. 5. koşuya devam edeceğim. 9 ve 12 nolu atlar. 9 da yok, 12 de yok. Tutulmayan atlar durumundalar. Totoları da berbat. Peki biz değişik bir at önerebilir miyiz? Ona bakıyorum şu an. 46, 46 ve 44 kiloları müsait olan atlarımız var burada. 13 nolu atı önermişler mi? Hayır. 11 nolu atı önermişler mi? Bakın 11 nolu at plasede duruyor. 11 nolu at doğrudur, plasede kalır. 56 kilo dişi olmasına rağmen kilo avantajıyla 5. koşuda ben de şans tanırım bu ata arkadaşlar. 46 kalite puanında. 7 nolu atla ilgili bir şey varmış. Sürprize tutmuşlar. 9 yaşında, kilo müsait, totosu uygun, 44 kalite puanında. Öncelik sürprizlerden gidiyorum handikap yarışlarda. Umarım aradığımızı buluruz. Noktasını koyayım çok at yazan arkadaşlara. Peki yukarı çıkıyorum artık. Yukarıda 41-42 kalite puanlı, 39 kalite puanını alan atlar var. Bu yarışın favorisi 6 nolu at diyorlar. 39 kalite puanını almış, son iki yarışı berbat. Ben nasıl önereceğim size arkadaşlar bilmiyorum. 10-11, 10 nolu at, 57 kilo avantajı var, kalitesini düşürmüş. Hazır kıta atlar sıfatındalar, 4 ve 10 nolu atlar. Bu atları çok at yazan arkadaşlar mutlaka değerlendirin. Şartlı yarış gibi koşarlarsa bu iki at
mutlaka tabelalarda oluyorlar. Daha önceki tablolardan görüyorsunuz. Özellikle bu iki yerde çıkan, kafada çıkan kazanç bölgesinin birinci hatları. Onlara dikkat edelim. 4 ve 10 nolu hatlar. 8-11'i önerdim, ben de önerdim. 6 nolu hat favori diyor ama ben valla yazarsanız siz bilirsiniz. Çok öyle çıkmadı. 2-7-5-1, 2-7 önerdik. 5-1, 1'in kilosu çok ağır. 5'in de totosu iyi değil. Kazanç bölgesinde. Karar size bırakırım. 3 ve 5 nolu attan. Hani nasıl gelecek, sürpriz gelecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar. Burada önereceğim hatlar bunlar. Ama dişi at, 11 nolu at bir nebze olsun ben de ön planda çıkıyor, haberiniz olsun bu konuda da. Dişi olmasına rağmen kilo müsait, toto müsait, kalite 46'da bir nebze olsun ön planda duruyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara önerim olacaktır. Geçiyorum burayı da. Bakın ne kadar zorlanıyoruz. Almanya'daki bu yarışlar çok enteresan yani. Bu tabloyu almak zorunda kaldım. Atların durumları berbattı. Vermem için anca böyle yardım alıyorum, inanın. 2200 metre erkek at, kilosu müsait, totosu müsait, kazancı olan, kalitede kalmış bir at bulursak tek önereceğim arkadaşlar. Çalışmadım, yeni ben de beraber çalışıyoruz. 66 kalite puanıyla bir nolu at 6. koşuda sürpriz hanesinde, bu 59 kiloda işte kilo beni geri plana bıraktırıyor. Olmaz. Zorlanır. Çok zorlanır. Bir nolu at. Bakıyorum. 62 kalite puanını alan 55 kilo. Dişi. 9 nolu at. Geçen 3 tane dişi var yarışta. 3'ü de 1-2-3 yaptılar. Dünkü yarışlarda Almanya'da. Ağzım açık kaldı. Yani bu kadar nasıl olur diye. Hadi birisi girer de birinci olur. Tamam da. Nokta koyuyorum. 9 nolu at arkadaşlar. Kilo müsait, dişi olmasına rağmen yazmak isteyen arkadaşlara önerim olur. Yok, bu grupta yok. 202 nolu at, o da kazanç bölgesinin birinci atı, 64 kilo, o da yok. Neyse, ikisini de geçeyim. Kim var? 3 nolu at 61 kiloyu taşıyor. Dezavantajlı. Yani kilo dezavantajı var. Avantajlı olan 7 nolu at. 6. koşuda 7 nolu at hiç geçmiyor. 1-5-4. Ben önermek zorundayım. 7 nolu at. Yeriniz varsa mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Sürprizde yaşına takılmayın derim. Peki bizim büyük atlardan bir şey çıkmadı diyeyim. Aradığımız atı aslında hala bulamadık. Bakın burada bir 50 kalite puanını almış atımız var. 6 nolu at ve süplase hanesinde bizim direkt favori atımız olur. Diğer büyük atların arkasında kaldı. Büyük at olarak çıktı. Önerimdir. 6 nolu at. Benim burada nispeten favori atım olur. Zorlanıyorum hala ama önerebilirim. Plasa hanesinde duran, artık onlara bakıyorum. 4, 16. 10 nolu at da dişi at arkadaşlar. Bu kilo çok güzel. Müsait. Toto müsait. 10 nolu ata nokta koyayım. Dişi olması dezavantajıdır bu atında. Çok at yazan arkadaşlar anca önerebilirim. Başka bakıyorum. Yukarı çıkmadık. Bu koşunun da favorisi 61 kilo ile 3 nolu at. Onun da dezavantajı var. Önermeyeceğim size. Ve geçiyorum. 11 nolu at. 11 nolu at sürpriz sahnesinde yer alıyor. Totosu güzel. 40 kalite puanında. Bu atın da kilosu ve totosundan dolayı yazılması gereken bir at arkadaşlar bu mesafede bence. Aynı 7 nolu at gibi, 6 nolu at gibi en uygun kiloyla start alıyor. Bence olması gereken bir at. Tekrar artık yukarıcı kazanç bölgesine çıkıyorum. 8 nolu attan bir şey var mı diye bakıyorum. Önerilmemiş. Önermeyeceğiz biz de. Yukarı çıktığım zaman bakın 2 nolu atın kilosu çok ağır. 5 ve 4 nolu atlar 6. koşuda 4 ve 5 sürpriz plase durumundalar. Hakkıdırlar. Yazılması gerekir bence. Hatta 4 nolu at da bir nebze olsun ben uzatayım. Olma ihtimali yüksek olan bir at. 4 nolu at.
4-6 favorimdir burada bu yarışta. 5-11-7 yazılması gereken at, çok at yazan arkadaşlara. Diğer atların da kararını size bırakırım. Gördüğüm kadarıyla tablo ve benim çalışmalar bu şekilde birleşebiliyorlar arkadaşlar. Geçiyorum burayı da, çok duruyorum üzerinde ama at bulamayınca bakmak zorunda kalıyorum. Şartlı yarışlar olsa kolay, onları 2 dakikada hallediyoruz ama handikaplar olunca işler çok değişiyor. Tekrar 7. koşu 2000 metre çim. Aradığımız at hafif kilolu ve kazancı olan at olsun diyeyim. Kalitede kalsın, totosu olsun. Bir nolu ata gözüm takıldı yukarıda. 55 kalite puanıyla yarışları güzel, 9 yaşında olmasına rağmen 7. koşuda bir nolu at sürpriz sahnesinde benim önereceğim direkt safkanlardan bir tanesidir arkadaşlar. Yarışta gördüğüm kadarıyla şanslı durumunda, bence çok şanslı durumunda bir nolu at sürpriz sahnesinde. Bakıyorum başka aşağıdaki hafif kilolu atlardan 11 nolu ata verilmemiş. 9 nolu at dişi, 2 hem dişi hem kilo dezavantajlı. 10 nolu at totosu berbat, kilosu iyi ama dişi. 6 nolu ata herhangi bir şekilde önerilmemiş. 6 nolu at 8 yaşında, bakın bu at da sürpriz ganyanlı attır. Gelirse kimseyi bırakmaz ortalıkta. Gelme şansı var bence. 5 nolu ata bakıyorum. 4 yaşında 59 kilo. Sürpriz sahnesinde yer alıyor. 45 kalite puanı ile en azından yukarıdaki atlardan biraz daha yukarıda kaldı. Bunu da çok at yazan arkadaşlara önerimdir. Tekrar çıkacağım yukarı doğru. 8 ve 7 nolu atlar, kısraklar, dişi atlar zorlanacaklardır. 7 nolu at plasa hanesinde bizde de gözükür bu at, 7 nolu at. Dişi olmasına rağmen 41 kalite puanıyla neden olmasın, yarış kazanabilir. Dün kazandı dişi atlar uzun mesafede. Demek ki gelebiliyorlar bu bölgede. Artık nereye geldim, bakın kazanç bölgesinin 1. 2. atlarına geldim. 4 ve 3 nolu atlar 3 ve 4 favori plasa hanesinde görünüyor. Normaldir, hakkıdırlar. Bu atlardan bir benim direkt atımdır. 7-5-6 yazılması gereken at. Favori plasada 4 ve 3 nolu atlar çıkacaklar. 4 dişi kilosu ağır. 3 nolu at. Burada birin rakibi gibi gözüküyor bana kalırsa arkadaşlar. Evet, 1-3-3-1 bence ön planda durulacak atlar gibi geliyorlar. Kilosu ağır olmasına rağmen 3 nolu atı da rakip olarak önereyim. 1 nolu atını uzatayım şöyle. Handikap ama handikapa benzemeyen handikaplar gibi geliyor. Ya bunların yarışlarına bakmadığında çözmek çok zor. Arkadaşlar bu kadar burada önereceğim safkanlar. Direkt tek olur diye bir şey diyemiyorum. Zaten handikaplar çok zordur. Tek önermek zordur. Tekrar 1600 metre çimdeyiz. 3 yukarı diyor. Burada da hafif kilolu erkek ve kalitede kalmış at arayacağız. Bulabilir miyiz? İnşallah buluruz. 73-74 ile 5 ve 1 nolu atlar olmadılar. 2 birinciliği var 10 nolu atın. Aslında güzel de durmuş. 8. koşu. Tablodan gideyim. 8 nolu at favori. Bakın arkadaşlar, 8 nolu at favori ancak 5 yarış üst üste kazanmış. Kaliteyi düşürmüş. Handikapta ne işi var 8 nolu atın? Ben size önermeyeceğim. Yani favori bir at. Çok at yazan arkadaşlara tabii ki öneririm. Yazın. Kazanç bölgesinin birinci atı. 25 kalite puanı. Böyle atların ne olduğunu gördünüz daha önce. Önermeyeceğim. 2 nolu atı öneriyorlar. 61 kalite puanında. Plase durumunda. 2 ve 10. 2, 10 ve 5 nolu atlar. 5'in kalitesi var. Kilosu da var. 2 de öyle. Kalitesi var, kilosu var. 10 nolu ata baktım hemen. Bence ben bu listeye uyacağım. İki nolu at 60 kiloyla. Ben de favori. Yukarıda kazanç bölgesinin hemen dibinde arkadaşlar, bakın. Sonra yarışı ikincilik 61 kalite puanında. 2'yi kim geçer burada? 10 ve 5 nolu atları plasede tutmuşlar.
Bence de doğru. Onun oğlu Atın çok iyi kilo avantajı var. Hakkıdır. 5 no'lu at da kalitede çıktı. 73 kalite puanı var. 1 no'lu atı nedense önermemişler. Biz de önermeyelim diyelim. İyi bir şey görmediler anlaşılan. 5 ve 10 no'lu atlar da benim 2 no'lu ata rakip olarak göstereceğim atlar. 8 no'lu attan bilmiyorum nasıl gelecek. Gelir kilosu iyi ama kalitesini düşürmüş. Çok at yazan arkadaşlara önerimdir. Tek atacak arkadaşlar da olacak ama tek önerim değildir. 8 no'lu at. 3 dişi tekrar sürpriz atlarına bakıyorum. 9 ve 11 no'lu atlardan sürpriz bekliyorlar. 9, 11 dişi at 52 kilo 55 kalite puanı. 9 no'lu at arkadaşlar 55 kiloyla 54 kalite puanıyla bu yarışta neden olmasın? Önermişler ki ben de önereyim. Bu atların arasına girebilir. 2 favorim 5, 9, 10 yazılması gereken at. Diğer atları size bırakırım bu yarış için. Benim gördüğüm bunlar arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Buralarda tek bulmak zor. Tek bulan da valla çok şanslı olur. Tekrar geldik son koşu. Handikap 3 yukarı 2200 metre çim. Burada da hafif kilo, ısrarlı hafif kilo atların gelmesi gerekir. Handikapsa eğer bu yarışlar. Handikap gibi koşarlar. Bakın burada da 8 no'lu at kalitesini düşürmüş. 5 yaşında. Erkek bir at, dişi atların çok olduğu bir yarış. Favorisi 8. Eyvah eyvah. 2-8'in de kalitesi düşmüş durumunda. Handikap yarışlarda arkadaşlar. Eyvah eyvah işte. Bunlar hep tek atılacak yarın. Zor kazanmaları bence. Tabelada kalıyorlar ama zor. Önlerine bir at geliveriyor. Kalitede kalmış ve grup berbat arkadaşlar. Çok yakınlar birbirlerine handikap puanları açısından. Biraz video uzun oldu kusuruma bakmayın. İnan çözmeye çalıştığım için beraber de çalışıyoruz. Plase durumunda 5 no'lu at kalite puanında çıkıyor bende. 59 kiloda dişi at. 2 ve 10 no'lu atları aradım şimdi. 2 sürprizde verilmiş 10 numarayı hiç tutmamışlar. Erkek atlar 2 de kilosu ağır. O yüzden tutulmuyor. Dişi atlara kaldık. 8 no'lu at erkek olduğu için hala de avantajlı kalitesini düşürmesine rağmen hani çok göz ardı etmeyelim 8'i de noktasını koyayım şöyle. Kabul. Kalitesini düşürmesine rağmen grubun en sağlam erkek atı durumunda bence avantajı oradan sağladı. Yoksa kaliteden değil. 5 7 4 6 5 no'lu at 4 yaşında 47 5 7 4 ve 6 no'lu atlar plase durumundalar. 6 kilosu ağır 49. Zaten hepsinin kilosu ağır arkadaşlar. Ki 14. Benim burada önereceğim bir safkan var arkadaşlar. 14 numaralı Matilda Bay diye bir at. 14 numaralı at. Sürpriz sahnesinde. Kilosu en uygun atlardan bir tanesi. Tekrar bakıyorum. Acaba başka bir şey bulur muyum diye bakıyorum. Yine sürpriz sahnesinde önerilen 13 numaralı at. Çok müsait durumda. Kilo müsait. Benim önceliğim bu iki at olacaktı bu yarışta. Evet. Hangisi koşar, nasıl koşarlar bilmiyorum ama bu iki at 13 ve 14 nolu atlar kilolara müsait olan önerilmiş bir şeyler görülmüş atlar arkadaşlar. Bakıyorum tekrar 5 7 4 6'ya uygun var mı diye 5 7 5 7 4 6 Şu 4 ve 5 no'lu atlar haklılar. Yani tabelalarda kalabilecek atlar. 8 yaşında, 4 yaşında 59,5 kilo bir tanesi.7 no'lu attan pek fazla bir şey beklemiyorum ama 4 ve 5 no'lu atlar evet. Haklılar olabilir yani. 6 no'lu ata bakıyorum. O da 49 kalite puanında. 4-5 gibi aynı. 59 kiloyu taşıyacak. Noktasını koyayım. Dışarıda kaldığı kazanç bölgesinin biraz dışında. Tekrar toparlayacak olursam
8 nolu at arkadaşlar. Yarışın favorisi. Hakkı favorisi. Erkek at. Kalite puanını düşürdü. Erkek olduğundan dolayı yazılması gereken bir at. Tek önermiyorum ama erkek olma avantajıyla ön plana çıkıyor. Eğer 8 koşmazsa şayet öncelik 14 ve 13 nolu atlarındır kilolarından dolayı. Sonra 4, 5, 6 nolu atlar gelir benim gördüğüm kadarıyla. Evet, umarım yardımcı olabilmişimdir. Mutlaka kendi bildiklerinizi de ekleyin. Mutlaka diyorum, yani bu iş şans işidir biliyorsunuz. Ben bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Umarım ülkemizdeki yarışlar da yakın zamanda başlar. Daha net bilgilerle ortaya çıkar. Kendimizi de ifade etmeye çalışırız. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.